hanımlar beyler, bir zamanlar YouTube'da ekranlarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sizin çok seveceğinizi bildiğim bir listeyle bugün karşınızdayım. Bugünün konusu 5 tane tarayıcınızdan oynayabileceğiniz düşük sistem oyun olacak dostlar. Tamamı ücretsiz ve hiçbir indirmeye falan ihtiyacınız yok. Sadece videonun yorumlar kısmındaki linklere tıklayarak oyunu açıp oynamaya başlayabileceğiniz, hatta üye bile olmanıza gerek olmayan çok tatlı oyunlar bunlar dostlar. Eminim hepiniz keyif alacaksınız. Üstelik düşük sistem gereksinimlerine sahipler. Sadece tarayıcıdan oynandıkları için böyle ağımşağım bilgisayarlarda ihtiyaçları yok. Sadece bir internet bağlantısıyla oyunları takır takır oynayabileceksiniz dostlar. Listeyi tabii ki her zamanki gibi emeğimizi aldı. Sizden sadece bu emeğimizin karşılığı olarak şöyle bir beğenme butonuna tükürmenizi, bir de yorumlar kısmında bizimle sıradaki videonun konusunu belirlemenizi istiyoruz. İsterseniz lafı da fazla uzatmayayım. Bir zamanlar YouTube ekranlarında kalmaya devam edin ve ilk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun ismi Wench. Wench çok güzel görünen bir oyun. Aslına bakarsanız tarayıcı oyunları böyle birazcık kasar, birazcık böyle kötü görünürler. Fakat Wench o tatlı grafikleriyle bu eksiğini çok güzel kapatmış. Son derece akıcı oynanabilen, son derece hızlı bir FPS oyunu. Çünkü yani eğer hızlı bir FPS oyunu tasarlıyorsanız FPS olarak da, yani oyunun akıcılığı anlamında da yüksek değerler sağlamanız gerekiyor. Bu bakımdan son derece başarılı bir oyun. Çok tatlı grafikleri var ve böyle klasik FPS tarzında da değil. Hani adam vurdukça size ekstra olarak bir XP kazanıyorsunuz ve bu XP'lerle skill'ler açabiliyorsunuz. Bunlar böyle ekstra size destek olan skill'ler. Çok ağımşağım oyunun kaderini etkileyen skill'ler değil. Oyun aynı zamanda pay to win de değil. Silahları böyle çok değişik silahlar, para verip alamıyorsunuz. Çok büyük avantaj sağlayamıyorsunuz. Mantık olarak gidiyorsunuz, bayrak kapmaca oyunları var, değişik modları var oyunun. Bunun yanı sıra her öldüğünüzde gidiyor, bu ölümünüz sonrasında 4 tane silah seçme şansınız oluyor. İşte bunlardan biri sniper, biri yakın çarpışma için pompalı, bir tanesi normal tüfek, bir tanesi de SMG dediğimiz bu küçük makinalı tüfeklerden. Fakat bu tüfeklerin bir dezavantajı var, uzağa ateş edemiyorlar, ama onun dışında çok hızlı ateş ettikleri için yakın mesafede, özellikle bazı maplerde çok avantajlı olabiliyorlar. Arkada benim oynayışımı da görüyorsunuz, döktürmüşüm yine yani. 13'e 5, 13'e 4 falan oynamıştım bu oyunda, öyle hatırlıyorum. Böyle canınız sıkıldı, hemen tıklayın linke, oynamaya başlayın, ne üye olmak var ne bir şey. Tıkır 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 adamlarınızı vurun, böyle istavrit gibi ayıklayın çıkın. Ha tabi ayıklayamıyorsanız biraz sinir olabilirsiniz, fakat hemen doğduğunuzda hemen başlıyorsunuz tekrar oynamaya. O yüzden hızlı, keyifli bir FPS oyunu yapmışlar. Kesinlikle hepinize tavsiye. Bu listedeki de en iyi oyunlardan bir tanesi Wrench. İki numaralı oyunumuzun ismi Mini Royal 2 dostlar. Mini Royal 2 benim tarayıcı oyunları arasında gördüğüm en başarılı Battle Royale tarzında FPS oyunu. Çünkü hem grafikleri güzel, çok büyük bir map yok. Evet, küçük bir map içerisinde. Yani tarayıcı oyunu olduğu için çok fazla bir dosya boyutu maalesef veremiyorlar. Küçük bir map içerisinde güzel mücadele ettiğiniz, grafiklerinin gayet iyi olduğu ve böyle Battle Royale öğelerini çok kötü yapmamışlar. Hani en azından loot yapmanız gerçekten gerekiyor. Gerçekten silahları bulmanız, daha iyi silahlar almanız, silahlarınızı upgrade etmeniz gerekiyor. Bunları başarılı bir şekilde yapmışlar. Bunun yanı sıra dediğim gibi güzel grafikleri de, yani herhalde bu Battle Royale oyunlar arasındaki, tarayıcıdan oynanan oyunlar arasındaki en iyi grafikler bu oyundadır diye tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra oyunun vuruş hissiyatı da güzel. Buna ek olarak silahların kullanım kolaylığı da ne çok kolay ne çok zor. Sırt çantanızı alabildiğiniz ürünler yine ne çok zor ne çok kolay. Yani bu Battle Royale dengesini bu oyunda iyi tutturmuşlar dostlar. Hemen aşağıda verdiğim linke tıklayarak oyunun içine dalabilirsiniz. Ama önce bir video bitsin, belki sıradaki oyunları daha çok seversiniz.
3 numaradaki oyunumuzun ismi War Brokers. War Brokers aslında böyle Unturned, Minecraft, PUBG'yi bir kazanın içine atıp 180 derecede 2,5 saat boyunca pişirirseniz War Brokers diye bir oyun ortaya çıkar. Böyle bir oyunun tarayıcıdan oynanması gerçekten beni çok mutlu etti. Hani blok tarzında yapılmış bir FPS oyunu fakat bunun yanı sıra çok detaylı. Aşağıdaki mini map'inden silahların detaylarına, silahlara takabildiğiniz dürbün, dipçik, susturucu gibi detaylar. Bunları gerçekten bir tarayıcı oyununda bulmak oldukça zordur ve gerçekten bunu çok iyi becermişler. Grafikler tatlı, oyun akıcı, yani FPS olarak kasmıyor, yerlerde değil, son derece uyumlu. Bir de bunun yanında oyunda araba gibi, işte tanklar gibi birçok araç da var kullanabileceğiniz, sürebileceğiniz. Valla bu oyuna diyecek bir şey yok, kesinlikle herkesin oynaması gerekiyor. Bu oyunu indirmeden oynamak gerçekten çok daha, çünkü hani Unturned kalitesini kesinlikle veriyor. Map de küçük değil, büyük de bir map'i var. Ve bunun yanı sıra işte droplar var sürekli, roket atarından AWP'sine bir sürü silah da var. Adamlar bunların hepsini bir oyunun içine koyup gerçekten bu kadar iyi bir şekilde, yani tek parça yekpare bir şekilde sunabilmeleri çok tuhaf. Bu oyunu oynamaktan ben keyif alıyorum. Hatta arkadaşlar, kullanıcı adınızı, ben üye oldum, bu üye olmanıza gerek yok ama ben üye oldum. Eğer üye olan arkadaşlar kullanıcı adını altına yazarsa belki arkadaş ekler, beraber de oynayabiliriz. Böyle bir güzellik de yapabilirim sizlere dostlar. Sıradaki oyunumuz Bullet Force. Bullet Force aslında şu an Android'de olan bir oyun fakat bilgisayarda da Windows Store üzerinde indirilebiliyor. Korkmayın, aşağıya linkini koydum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu oyunu indirebileceksiniz. Bu oyunun güzel yanı ne dersiniz? Bu oyundaki silahların detayları benim çok hoşuma gitti dostlar. Oyunda birçok silah var ve bu birçok silahı istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz ve kendinize en uygun silah tipiyle oynayabiliyorsunuz. Bir de bunun yanı sıra bir sürü oyun modu eklemişler. Örneğin şu an izlediğiniz oyun modunda her bir kişiyi öldürdüğünüzde silahınız değişiyor ve başka bir silahla mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Bu bazen roket atar olabiliyor, bazen sniper, bazen tabanca olabiliyor. Böyle oyun modları var. İşte bayrak kapmaca gibi diğer birçok çeşit oyun modu var. Ben çeşitli FPS'leri severim. Çünkü bir oyun modundan insan bir süre sonra sıkılabiliyor. Hatta bunu Counter Strike bile fark etti ve değişik oyun modları, hatta Battle Royale modu bile getirdi. Bu oyun o yönden zengin duruyor. Grafikleri fena değil, uyumluluk fena değil. Bu oyunu oynamamak için hiçbir sebep yok. Özellikle böyle safkan FPS sever arkadaşlar bu oyunu kesinlikle bir değerlendirsinler. Şimdilik bu oyun için anlatacaklarım bu kadardı. Ve geldik 5 numaraya, son oyunumuza. Crunker.io. Bu oyunu birçoğunuz duymuşsunuz dostlar. Eminim duymuşsunuzdur çünkü gerçekten oynaması inanılmaz zevkli bir oyun. Yani evet, çok profesyonel insanlara karşı oynayınca biraz keyifsiz olabiliyor. İnsan sinirleniyor, öfkeleniyor fakat bu oyunda böyle takır takır adam vurabildiğiniz blok FPS tarzında yine aynı şekilde yapılmış bir oyun. Fakat mapleri iyi düşünülmüş, oynaması keyifli. Bu oyunu oynaması keyifli çünkü izlemek bile keyifli. Yani rengarenk, her yer içinizi açıyor. Ve yüksek FPS alabiliyor her bilgisayar hemen hemen. Oynaması zor değil, keyifli bir oyun. Yine silah tiplerini seçiyorsunuz. Oyuna başlamadan loyalty'nuzu, yani ekibinizi seçiyorsunuz. İşte şu silah olsun, şu yardımcı silah olsun şeklinde. Bunların yanı sıra başarabildiği şeylerden biri de insanların, çok fazla insanın dikkatini çekebilmesi. Çünkü genelde tarayıcı oyunlarında serverlarda adam bulmak çok kolay olmuyor. Hani toplamda 20 kişi oynuyor, 30 kişi oynuyor. Fakat bu oyunu yüzlerce kişi aynı anda oynuyor. Sürekli yeni serverlarda her map'te oynayabileceğiniz insanlar bulabiliyorsunuz kendinize. Hileciler yok mu? Son dönemde biraz hileciler de olmaya başladı. Özellikle oyuna hile yapmak son derece kolay olduğu için ve hilenin ücretsiz olması sebebiyle maalesef böyle problemler son dönemde yaşıyoruz. Fakat tabii ki bu oyun zevkinizi çok fazla zedelemiyor. Evet, bugün sizlere 5 tane tarayıcınızdan oynayabileceğiniz düşük sistem gereksinimlerine sahip son derece keyifli
bedava oyunlar tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda bunu bana belirtin dostlar. Abone olursanız serinin devamı ve diğer videolarımızdan direkt haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir zamanlar YouTube ekranlarındaydınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.